hem Afyon Mahkemesi'ndeki eserler, Tekrarat-ı Kur'aniye ve melekler hakkındaki iki parçacık müstesna olarak bütün eserler 2 sene ellerinde kalarak hem Denizli hem Ankara Ağır Ceza Mahkemesi beraiyetine karar vererek içinde suç mevzu bulamadıkları ve bize iade etmeye karar verdikleri ve aynı eserler Isparta hükümetinin bir vakit müsaade ile tamamen eline geçtiği halde tamamı ile sahiplerine iade ettikleri ve sonra da Zülfikar ile Asay-ı Musa'yı ruhsatsız eski yazı ile neşir bahanesi ile 4 seneden beri müsaade edip aynen hiçbir zayi olmadan 170 adet mecmuada bir suç mevzu bulamadıkları için bizlere tamamen iade ettikleri ve bizim en mühim suçumuz olarak gösterdikleri eski partinin bir kısım şeflerine hakikat namına itirazımızın 100 misli ziyade şimdiki dini mecmualar, resmi cerideler aynı itirazı şiddet ile vurdukları halde. Bizim en mühim suçumuz olarak nedir? Bir Nur talebesinin, bir Bediüzzaman'ın en büyük onlara göre suçu anti-Kemalist olmak. FETÖ'cülere göre anti-FETÖ'şist bulunmak. Komünistlere göre, yani Leninistlere göre, Marksistlere göre anti-Komünist kalmak. 3 suç onlara göre. En büyük fakat içlerindeki suç anti-Kemalist olmamız ve Mustafa Kemal'e Deccal ve Süfyan demiş olmamızdır. Bakın, eski partinin bir kısım şeflerine kim? Mustafa Kemal ile İsmet. Değil mi? Bitti. Nokta. Nokta nokta yani. Eski partinin bir kısım şeflerine hakikat namına itiraz ediyoruz. Yine suç kabul ediliyor. Diyor, ahirette görüşeceğiz sizinle. Mahkeme-i Kübra'da. Bizim en mühim suçumuz olarak gösterdikleri eski partinin bir kısım şeflerine hakikat namına itirazımızın 100 misli ziyade şimdiki dini mecmualar, resmi cerideler aynı itirazı şiddetle vurdukları halde Risale-i Nur'un bir mahrem parçası. Bakın burada Mustafa Kemal'e yine ilmi ve imani ve Kur'ani tokat geliyor üstad tarafından. Risale-i Nur'un bir mahrem parçası şimdiki zaman tamamı ile tayin ettiği bir hadisin hakikatını tefsir bahsinde, daha evvel, yıllar evvel ben bu dersi okumuştum. Şeflerin başı Mustafa Kemal, Lozan Muahedesi'nde hiçbir zaman, hiçbir Müslüman hakiki Türk'ü, hiçbir Nasraniyete ve Yahudiliğe ve başka dine girmeyen ve İslam kahramanları olan Türkleri protestan yapmaya malum haham başı ile ittifak ederek rey veren o adam, Beram Aylmat size gönderildi adlı eseri de okuyabilirsiniz Emirdar Layıkası Risalesi'nde. Lozan Antlaşması'nın iç yüzünü mütalaa edebilirsiniz. Orayı es geçmeyin derim, tavsiye ederim. İslam kahramanları olan Türkleri protestan yapmaya malum haham başı ile ittifak ederek rey veren o adam, bütün ulema-i İslam'ın cevazı yok diye ittifaken hükmettikleri halde, şapka serpuş meselesinde, 10 cihetle kanunlarla onu bütün bu vatandaki masum Müslümanlara cebren giydirdiği ve tarihi beşerde bu çeşit manasız acip bir cebri umumi yapmak ve hiçbir kanuna uymayan keyfi kanun namına kanun ile onu bu millet-i İslamiye'ye cebren giydirmek, elbette o adam o Lozan Muahedesi'nde verdiği dehşetli fikrini ispat etmiş ki din-i İslam'a gayet muzır olarak hadisin haber verdiği adam bu zamanda o şeftir, Mustafa Kemal'dir. İşte hakikat böyleyken Afyon Mahkemesi adalet namına değil, belki o ölmüş adamın muhabbeti taassubu namına, eski harf ile de neşir edilen kararnamenin ahirinde bizi mahkum etmek için en mühim sebep
Savcının garazkarlığı sebebiyle. Şimdiki hakimler de bana, bize garazkar. Sendeki o sarı sakal ve cübbeyi ve nurculuğu gördüğü zaman zaten sen 3-5-0 geriden başlıyorsun. Sen zaten eksi puan alıyorsun yani. Mahkemenin salonundan girer girmez. Niye? E bakıyor bu adam Nurcu. Tamam. Bunu kesinlikle suçlu kabul ediyorlar. Sana asla iltimas yok. Yani senin o kılık kıyafetin var ya, yüreklerini oplatıyor adamlar. Hiçbir şey okumasan, yazıp çizmesen dahi. Senin Nurculuğun, anti-Kemalist oluşun zaten 3-5 gol seni geriden başlatıyor. Tamam mı? Bunu bil yani. Başına gelecekleri bil. Bu ülkede kitap okumak yasak. Okursan ölürsün, şehit olur, cennete gidersin. Nur talebesi iman ile kabre girecektir. İşte hakikat böyle iken Afyon Mahkemesi adalet namına değil, belki o ölmüş adamın muhabbeti taassubu namına eski harf ile deneşir edilen kararnamenin ahirinde bizi mahkum etmek için en mühim sebep savcının garazkarlığı sebebiyle. Mahkeme heyeti demişler ki Said ve arkadaşları, yani bizler, Mustafa Kemal'e din yıkıcı Süfyan demişler. Amenna ve saddakna. Ve kalplerdeki sevgisini bozmaya çalışmışlar. Onun için mahkum ediyoruz. Acaba ölmüş gitmiş bir adamın şahsına karşı 1000 defa böyle itiraz da olsa şahsi bir dava oluyor. Mahkemeye adalet, buna dair böyle bir hüküm vermek elbette pek acip bir mana iş içinde vardır.